Öncelikle bu organizasyonda çok büyük emeği geçen Hakan Tokbaş ve ekibine teşekkür ediyorum. Ülkede halı saha maçı organize etmek dahi bu kadar zorken üst üste her yıl böyle bir organizasyona imza atıyor. Birbirinden değerli hocalarımızı, akademisyenleri, hakimleri, avukatları bir araya getiriyor. Genç arkadaşlarımızı, öğrencileri bir araya getiriyor. Bu çok değerli. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum ekibiyle beraber. Hocalarımızın bulunduğu bir alanda akademik anlatımlardan kaçınmaya çalışıyorum olabildiğince. Onların alanına girmek istemiyorum. Daha çok sahadan, daha çok uygulamadan anlatımlar yapmaya çalışıyorum. Malpraktis davaları ile ilgili de tecrübelerimizi aktarmaya çalışacağım. Kanunda geçen, mevzuatta geçen şeylerden öte başımıza gelen tecrübeleri aktarmaya çalışacağım. Özellikle genç arkadaşlarımızı, belki avukat arkadaşlarımız biliyor, benzerlerini yaşıyor. Ama yaşamamış, tecrübe etmemiş arkadaşlarımıza bunu aktarmaya çalışacağım. Şunu öncelikle belirteyim, her şey malpraktis değildir. Kafamızda kurduğumuz, internette yarım yamalak araştırdığımız her şey malpraktis değildir. Doktorların işi Türkiye'de avukatlar gibi çok zor. Vekalet ilişkisi dediğimiz bir ilişki. Türkiye'de eğitimli insana karşı çok katı bir eleştiri, şiddete varan bir eylem söz konusu. Hatta gündemde yasa tasarısı olarak hazırladılar. Daha ağır bir ceza öngörüyorlar doktorlara, hekimlere karşı yapılan saldırılara. 12 yıl gibi bir ceza öngörülüyor. Ve bunun aksi tartışmalar da var. Ayrımcılık noktasında, yani hekimler diğer insanlardan nasıl ayrılabilir noktasında bir eleştiri var. Hekimler kadar aslında avukatlara da saldırı var. Son bir ay içinde İstanbul'da sadece İstanbul Barosu'na gelen 43 şikayet var. Avukata saldırı ve şiddet noktasında belki hekime yapılan saldırıdan çok daha fazladır. Bu hususların iyi değerlendirilmesi, toplumun bilinçlendirilmesi çok önemli diye düşünüyorum. Kendi hikayelerimden başlayacağım. Doktorlara da çok fazla yüklenilmemesi gerektiğini düşünüyorum bu noktada. Çünkü çok ağır bir iş yükü altındalar. Çok stresli bir iş yapıyorlar. Bazen tercihler hataya dönüşebiliyor. Kimse isteyerek böyle büyük hatalar yapmak istemez. Çünkü insan hayatı ellerinde böyle büyük hatalar yapmak istemezler. Yaklaşık 5 yıl önce eşim ilk çocuğumuzu hamile, 3. ayındayız. Miyom, yani kadın dinleyicilerimiz daha iyi bilir belki. Miyomlar nedeniyle görüştüğümüz kadın doğum doktoru ilk çocuğumuzu almamız gerektiğini söyledi. Alınması gerektiğini söyledi bize. Sonrasında başka bir hekime gittik. O da alınması gerektiğini söyledi. Üçüncü bir hekime gittik. Sabah randevumuz, dedi ki öğleden sonra ameliyathanemiz hazır. Çocuğunuzu almamız gerekiyor. Ve üzgünüz, inanılmaz üzgünüz. Hem eşim hem ben birbirimize bakıyoruz. Sonrasında ne bekliyoruz bilmiyoruz. En sonunda normal kadın doğum doktorumuz dedi ki bir tane hocamız var dedi. İsmini de zikredeceğim. Tufan Hoca var dedi. O biraz farklı bakar dedi dünyaya. İsterseniz onunla görüştüreyim dedi. Telefon ettim ben. Hocam merhaba merhaba. Neredesin? Nişantaşı'nda bir hastanedeyim dedi. Atladık gittik. Öğleden sonra. Aynı günün öğleden sonrası. Röntgenlere baktı, filmlere baktı. Tetkiklerini yaptı. Dedi ki ameliyat edeceğim. 3. ayındayız. Miyomları alacağım sadece. 9 ay sonra da çocuğunuzu kucağınıza alacaksınız dedi. Hocam dedim riskler. Diğer hocalarımız böyle böyle dedi. İnandığınız bir tanrı var mı diye sordu. Biraz dünya görüşü farklı. Var herhalde hocam dedi. Yani elhamdülillah. Biz dedi. O zaman dedi bana güvenin dedi. Riski sorumluluğu üstüme alıyorum. Kötü bir şey olursa benden bilin dedi. İyi bir şey olursa da inandığınız tanrıdan bilin dedi. Tamam dedik. Biz de rahatlattı. İlk önce ameliyat yaptı. Ameliyat günü yine tedirginiz. Endişelerimiz var. Ameliyathaneye girdi. Zaten 55 yaşlarında falan da o günlerde. Şimdi 60 yaşlarında. Motoruyla falan geliyor. Hangi hastanede olmak istersiniz dedi. Özel sağlık sigortanız var mı? Ki özel sağlık sigortası çok önemli artık. Bu konuda da küçük bir anlatı yapacağım bak kalırsa. Var dedik. Şu hastanede, o hastanede ameliyat için geldi. Randevu gününü verdi. Motoruyla geldi. Derimont. Farklı bir alan. Ameliyata girdi. 40 dakika, 50 dakika sürdü. Ameliyattan çıkarken heyecanlıyız. Elimiz ayağımız tutuyor. Şimdiki heyecanımıza benzer bir heyecan. Hocam dedim. Beni gördü. Avukatım dedi. Hocam ne oldu dedim. Bir iyi bir kötü haberim var dedi. Endişelendim. Bir gülümseme de var yüzünde. Hocam dedim iyi haberi söyleyeyim. Dedi ki çocuğun yaşayacak dedi. Hocam dedim kötü haberi söyleyeyim. Karın da yaşayacak dedi. Hocam dedi. Neyse sarıldık ayrıldık. Devamında 6 ay bekledik tabii. O 6 ay sürekli tedirginlikler. Çünkü eşim narkoz da almıştı. Sürekli tedirginliklerle geçen bir 6 ay daha geçirdim. Büroda birlikte çalıştığım arkadaşlarımız da burada var, onlar da şahit o sürece.
Sonrasında ameliyata girdik. 9. ayda doğum için ameliyata girdik. Çocuğumuz dünyaya geldi. Sonra ikinci oğlumuz doğdu. Oğullarımızın birinin adı Tufan, birisinin adı Kutay. Birisi doğumu yaptıran cerrahımızın adı, birisi de anestezi cerrahımızın adı, anestezi hekiminin adı. Böyle kutsal da bir meslek. Hocanın tercihleri yalnız çıksaydı, burada bir malpraktis tartışması olacaktı muhtemelen. Ama hata dediğimiz şeyler bazen tercihler. Bizim avukatlıkta da bu çok fazla, vekalet ilişkisinde de çok fazla. Herkes avukatının hata yaptığını düşünür, yanlış yaptığını düşünür, davasını sattığını düşünür. Ama öyle değildir. O dosyanın dinamikleri vardır ve bazen tercihler yapmanız gerekir. O tercihleri yaptığınızda size hata olarak dönebilir ya da bir başarı olarak dönebilir. Bunları iyi okumak, iyi analiz etmek lazım. Objektif kriterlere göre analiz etmek lazım. Kanundaki tanımları vesaire, ben de birazdan okuyacağım. Çok küçük kısmını okuyarak gitmeyi istemiyorum. Arkadaşlarıma dedim ki, bürodan arkadaşlarıma bana bir sunum hazırlayın. Ben de üstünden geçeyim, işin gerçeği. Bana 20 sayfalık sunum hazırlamışlar sağ olsunlar. Biraz yoruyorlar bu konuda. Böyle vakalar var. Öncelikle Yargıtay ve Danıştay'ın yerleşik kararlarındaki malpraktis davası tanımını okuyup oradan gitmek istiyorum. Onun üstüne anlatacağım şeyler örtüşecektir diye düşünüyorum. Yargıtay ve Danıştay yerleşik kararlarında malpraktis tanımını şu şekilde yapıyor. Tıp biliminin standartlarına ve tecrübelere göre gerekli olan özenin bulunmadığı ve bu nedenle de olaya uygun gözükmeyen her türlü hekim müdahalesi uygulama hatası parantez içinde malpraktis olarak anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle hastanın tanı ve tedavisi sırasında standart uygulamanın yapılması, bilgi ve beceri eksikliği, hastaya uygun tedavi uygulanmaması tıbbi hata olarak tanımlanabilir. Bu noktada hatalı tıbbi uygulama sonucu doğacak sorumluluk, kusura dayalı genel sorumluluktur. Hekimin hukuksal sorumluluğu bakımından ölçü, tecrübeli bir uzman hekim standardıdır. Hekim, objektif olarak olayların normal gelişimine ve subjektif olarak da kendi kişisel tecrübesine, kişisel yeteneğine, bireysel mesleki bilgisine, eğitiminin nitelik ve derecesine göre hastanın sağlığında bir zarar gelmesini önceden görebilecek durumda olmalıdır. Bu halde karşımıza özel yükümlülüğü çıkmaktadır. Hekimin özel yükümlülüğünün ihlali 3 alanda yoğunlaşmaktadır. Birincisi hastanın tedavisinde yani teşhis, endikasyon, tıbbi tedbirin seçimi. Bu tedbirin uygulanması tedavi yahut cerrahi girişimin girişim sonrası bakım alanındadır. İkincisi hastanın aydınlatılması ve amanet alınmasıdır. Üçüncüsü klinik organizasyonu alanında personelin niteliği, yeterli sayıda personel bulundurması, hekimlerin birbiriyle işbirliği, konsültasyondur. Bu üç alandaki kusuru sırasıyla uygulama kusuru, tedavide hata, aydınlatma kusuru ve organizasyon kusuru olarak değerlendirmek mümkündür. Bu üç kusura tıbbi uygulama hatası, malpraktis adı verilmektedir. Yani birden fazla boyutu var. Sadece hekimle ilgili değil, hastane, oradaki sunulan hizmet, bunların tümü artık malpraktis olarak değerlendiriyor. Yani hastanenin sunduğu hizmetin tamamı, sadece hekimin bulunduğu alan değil, oradaki dinlenme, hatta şu an turizmi var, sağlık turizmi var. Yurt dışından hasta alınıyor, getiriliyor, burada tedavisi yapılıyor. Özellikle estetik tedavilerde tedavisi yapılıp gönderiliyor. Bütün bu süreçteki hataları malpraktis olarak değerlendiriyor yargı. Malpraktis değerlendirmesini vatandaş çoğu zaman yanlış yapabiliyor. Yani teknik bilgiye sahip olmadığı için internette okuduğu yalın bilgiyle doktor hatası oldu. Yani başına gelen sağlık sorununun doktor hatasına dayandığını düşünebiliyor ve avukatlara yansıtıyor. Avukat arkadaşlarımızda da bu hataya düşünebiliyor. Eksik bilgi nedeniyle bu hataya düşünebiliyor. Her şeyin malpraktis olduğunu düşünebiliyoruz. Ancak bir malpraktis davasını aşmadan önce mutlaka bir uzman hekime danışmakta. O konunun uzmanı bir hekime danışmakta fayda var. Ön rapor almakta fayda var. Çünkü düşündüğümüz gibi olmuyor. O tedavinin yapılması gerekebiliyor. Bu alanda da dikkat etmek gerekiyor. Tüketici hukuku açısından ilişkileri, özellikle malpraktis davaların nasıl gündeme geldi? 2013'te bir değişiklik yapıldı. Vekalet ilişkisinden doğan, vekalet sözleşmesinden doğan davalar için tüketici mahkemeleri yetkili kılındı. 2014'te yasa değişikliği geldi. Çok genel yorumlandı. Bütün vekalet ilişkisi davaları önce tüketici mahkemesine gönderildi.
avukatın kusurundan doğan davalarda dahi sonra yargıtay bu konuda bir görüş değişikliğine gitti. Asliye hukukta görülmeye başladı. Yanlış bilmiyorsam benim hem tüketici mahkemesinde hem asliye hukukta davam var. Asliye hukuktaki de hüküm vurdu. Yargıtay da onadı çok enteresan şekilde. Hala bir içtihadi birleştirme yok. Tüketici hukuk mahkemelere de bakmaya da devam ediyor. Genel anlamda vekalet ilişkisi olarak tanımlanıyor. Vekalet ilişkisi olarak yani doktorla hasta arasındaki ilişki vekalet ilişkisi olarak tanımlansa da geniş bir boyutu var. Hastanın yatırılması, tedavisi, getirilmesi, götürülmesi, ambulans hizmetleri çok daha geniş bir perspektife yansıyabiliyor. Estetik ameliyatlar konusunda bir tartışma var. Vekalet ilişkisi midir tartışması var. Vekalet ilişkisi değildir, bir eser sözleşmesidir diye bir görüş var. Diyor ki önceden sana gösteriyor diyor, işte burun yaptırıyorsun, şu şekilde bir burun yaptırılacak diyor, eserini gösteriyor. Aynı maketten inşaat, kat karşılığı inşaat almak gibi bir eser sözleşmesidir diyen var. Fakat çok fazla doktor hatası özellikle o alanda oluyor. Diyorlar ki işte yaygın herhalde domuz burnu diye tabir edilen bir burun yaptırılıyor. Sonra ameliyattan sonra bakıyorlar, çok daha farklı bir burun çıkmış ortaya. Hoca da diyor ki doğal olarak domuz burnu ama işte yaban domuzu da domuz. Çiftlik domuzu da domuz yani hangisinin yapıldığı önemli. Orada çok büyük sıkıntılar oluyor. İdare ve asliye mahkemeleri arasındaki bir sıkıntı var. Devlet hastanelerinde doğan uyuşmazlıklar, devlet hastanelerinde doğan uyuşmazlıklarında idare mahkemesine gidiliyor. İdare mahkemelerinin değerlendirmesi biraz kısıtlı. Demin hocamızla da konuştuk. Çok yorgun Çelik hocamız. Çok katı şekilde bir zaman aşımı uygulamaları var. 5 yıl mevzunu çok katı uyguluyor. Normal genel mahkemelerin yetkisi, tüketici hukukundan doğan uyuşmazlıklarda 10 yıl. Haksız bir ilan olduğu için 10 yıl. Ancak 5 yılı çok katı uyguluyorlar. Bizim bir davamız var yine. Enteresan bir şekilde. Askeri yargıydı. Askeri yargıyı kaldırdılar. Hataylı bir ailenin çocuğu Gaziantep'te askerlik yapıyor. 7-8 sene önce. Ağır derecede ishal oluyor, doktor rapor yazıyor, ayakta görevine devam edebilir diye. Ayakta görevine devam ederken su yetmezliğinden, sıvı yetmezliğinden hayatını kaybediyor. Aile bilinçsiz, yani çoğu hukukçunun öngörebileceği bir şey değil. Ceza yargılaması başlıyor. Ceza yargılaması yaklaşık 5,5 sene sonra bitiyor. Hekim hakkında da hep hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı veriliyor. Pardon, hüküm veriliyor, ceza veriliyor. Görevini ihmal ettiği, aslında böyle bir hastanın yatarak istirahat ettirilmesi gerekirken ayakta yani Gaziantep'te Ağustos ayında, oralı olanlar veya gidenler bilir, Ağustos ayında mutlaka ve mutlaka yatırılması gerekti. Yani acemi bir hekimin dahi bu hatayı yapmayacağı şeklinde görüşler geliyor, cezalandırılıyor. Aile bize ulaşıyor tazminat davası için. Dosyayı okuyoruz, değerlendiriyoruz, diyoruz zaman aşımı riski var, aileyi de aydınlatıyoruz. Aydınlatma hükmü bizim için de geçerli, avukatlar için de. Müvekkillerimize olayın her yönünü, kazançlarını ve kaybedebileceklerini anlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Aydınlatıyoruz, tazminat davasını açıyoruz. Bu arada ceza dosyası üst mahkemeye gidiyor, ceza dosyası hala derdest. Sonra askeri ceza mahkemeleri kaldırılıyor. Askeri ceza mahkemeleri kaldırıldığı için üst mahkemeden iade geliyor. Şu an asli ceza mahkemesinde dosya görmeye devam ediyor. Fakat açtığımız tazminat davasında idare mahkemesi reddediyor. Gerekçesi ise çok katı uyguladığı 5 yıl. Diyor ki faalinin ve fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 5 yıl diyor en katı şekilde uygulanır. Biz de diyoruz ki bu mümkün değil. Faili ancak ceza yargılamasının sonunda öğrenebildi aile. Çünkü askeri yapının içinde hekimin kimin olduğunu öğrenmeniz bile mümkün değil. Ancak ceza yargılamasında orada ihbarlar yapılacak, hiyerarşi gösterilecek, bölük komutanı kim, alay komutanı kim açıklanacak. Ceza yargılamasında bir hüküm kurulacak ki taraflar gerçek faili öğrenebilsin. Buna rağmen davamız reddediliyor ve danıştaya götürülür. Çelik hocamız diyor ki temerrüt devam ettiği sürece zaman aşımı devam eder diyor idari yargıda diyor. Bunu çok yanlış değerlendiriyorlar diyor. Bize ışık tutuyor. İnşallah o davamızda da kitabından esinlenerek yine cevaplar yazacağız. Bu bir ızdıraptır. Yani bir işkencedir. Aileye bir işkencedir. Düşünün 20 yaşında çocuğunuzu askere gönderiyorsunuz. Bu şekilde evinize geri geliyor. Hiçbir kusurunuz yok. Hiçbir sorumluluğunuz yok. Yine modern gelişmiş ülkelerde nasıl olurdu? Devlet bunun peşine düşerdi. Oradaki yapı gerekli tazminatlara hesaplardı.
ve ailenin herhangi bir dava açmasına, herhangi bir süreyi takip etmesine gerek kalmaksızın kararını verir, hükmü kurarlı ve tazminatları öderdi. Biz çocuğunu kaybetmiş bir aile, alamadığımız bir tazminat, ceza almamış bir hekim, böyle bir dosyayla karşı karşıyayız. Kendimizde sorumluluk hissediyor muyuz? Yani bize geldiğinde zaten geçmiş olduğu için hissetmiyoruz ama bir hukukçu olarak bir sorumluluk hissediyorum ben, utanıyorum şahsen. Diğer hukukçuların da utanması gerekir bu tür davalarda. Ve dava benim davam diye demiyorum, aleyhime de sonuçlandı. Aleyhime de, lehime de gelseydi ve haksız olsaydı aynı görüşte olurdum. Burada idarenin kusuru çok büyük ve bu tür yani usule ilişkin şeylerle kurtarmaması lazım idarenin, sorumluluktan kaçmaması gerekir. Devlet olmanın gereğidir. Bu sunuma gelmeden önce ekim arkadaşlarımla görüştüm. Özellikle uygulamayla ilgili sıkıntıları bizzat ilk ağızdan duymak için. Ortopedist bir ekim arkadaşımız var. Hocam dedi, nedir? Sizin en çok karşınıza çıkan sorun nedir? Bu aydınlatma hükmünden bahsettim. Özel hastanede çalışıyor. Daha önce devlet hastanesinde. Necip Bey dedi, yani 25 yıllık hekimim dedi. İyi de bir hekim olduğumu düşünüyorum dedi. Ama çok fazla şikayet ediliyorum dedi. Neden hocam dedim, en çok neden şikayet ediliyorsun dedim. Kolda şu bölgede bir ağrı varmış, bilmiyorum çeken yaşayan var mı? Tenisçi ağrısı, tenisçi sendromu denen bir ağrı varmış. Birçok insanlar hastalanan bir sorun. Ve bunu o kadar çok tecrübe ettik ki yüzlerce vaka geldi. Ne olduğunu anlayabiliyoruz. Yani burada aynı tanıyla gelen hastaları da anlayabiliyoruz. Ve röntgen çekilmesine dahi gerek duymuyorum. Röntgene de göndermiyorum. Çünkü röntgen de zararlı. Bazen insanları ikna edemiyorum. Bu hususta devletteyken, özel hastanedeyken de çok fazla şikayet edildim. İlgilenmediğim, röntgen çektirmediğim, iyi bir tetkik yapmadığım noktasında defalarca şikayet edildim bu noktada. Biz de bundan rahatsızız dedi. Bilgimize, tecrübemize hiçbir şekilde insanlar güvenmiyor, inanmıyor. Bu rahatsız edici bir boyuta varıyor. Oysa ki tanılarında da hiç hata olmadı diye o da bir serzenişini dile getirdi. Böyle durumlarda sıkıntılı oluyor. Yani doktorlar da iş yapamaz hale geliyor. Ceza yargılamasında soruşturma izni gerekiyor. Ceza yargılamasına fazla girmeyeceğim. Ceza çok da alanım değil. Ceza yargılamasında soruşturma izni gerekiyor. Üniversite hastanelerinde çalışanlar için farklı bir durum var. Kendi üniversitesinden izin alması gerekiyor. Özel muayenehane veyahut da bağımsız iş yapan doktorlar için herhangi bir soruşturma iznine gerek yok. Savcılık reisen soruşturma yap, ifadeler alıp suç olduğunu düşünüyorsa dava açma yoluna gidilir. Adli tıp kurumu çok büyük eleştiriler getiriyoruz adli tıp kurumuna. Buradan kimse var mı bilmiyorum. Daha muhafazakar yapılar var. Asla yanlış yapmadıklarını düşünüyorlar. Yanlış düşünüyorlar. Zaten yanlış en büyüğü bir buçuk senede dosyayı göndermeleri. Yargıtay için de aynısını söylüyorum. 2014 dosyası henüz gelmedi. 2015 dosyaları gelmedi. Bu bile hatadır. Dün hakim beyler çok çalıştıklarını söylediler. Ben eminim çok çalışıyorlar. Çok çalışan hakimler de var. Ama çok büyük bir problem. İnsan ömründen uzun yargılama olmaz. 2011'de, 2010'da, 2007'de açtığımız davalar devam ediyor. İstinaf süreci var, Yargıtay süreci var. Herhangi bir aşamada tekrar bozulsa 15 yıla çıkıyor. İnsan ömrü için çok uzun bir süreler, çok büyük problemler yaşıyoruz. Adli tıp kurumundan gelen raporlar inanılmaz dehşet ve acı. Dosya inceleme diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Detaylı bakma diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve sayısız rapor önünden geçiyor. Doğru düzgün raporlarına da denk gelmedim. Eşim de adli tıp kurumunda adli tıp doktorası yaptı. Adli tıp kurumunda da hem salonlarda bulundum hem içeride bulundum. Ne kadar lakayt olduklarını açık şekilde söyleyebilirim. İlk elden geçirilmesi gereken kurumlardan biridir ülkedeki. Nevşehir'den bir dosya geldi. Hasta gözünü tamamen kaybetmişiz bir gözünü. Diğer gözünde %30 görme kaybı var. Ameliyat yapılıyor. Kayseri'deki en büyük hastanelerden birisinde ameliyat yapılıyor. Herhangi bir aydınlatma formu vesaire yok. Hastanın bize anlattıkları var sadece. Karşı taraftan gelen bir belge yok dosyada. Davayı açtık İstanbul'da, İstanbul'a taşındık. Karşı taraf bazı iddialarda bulunuyor. Aydınlattık diyor, kuru havada gezmemesi gerekirdi diyor böyle bir ameliyattan sonra diyor. Ameliyatın yapıldığı tarih Ocak ayı, ay olarak Ocak ayı. Bulunduğu bölge Nevşehir, Kayseri'de ameliyat olup Nevşehir'e gidiyor. İç Anadolu'da yaşayanlar veya doğu büyüyenler ki ben de oralıyım. Gayet iyi bilirler. Türkiye'nin en kuru havasıdır. Ocak ayında
İç Anadolu'daki hava. Bunun için doktorun yeterli tedbir almadığını ve yeterli aydınlatmayı yapmadığını düşünüyoruz. Davamızı da ısrarcıyız, üst mahkemelere taşıyacağız. Adli tıpa gönderildi dosya. Adli tıptan iki satır bir rapor geldi. Doktorun ve hastanenin kusuru olmadığı yönünde. Ne bir gerekçe var? Yine kusur olmayabilir, yine hatası olmayabilir. Ama bizi aydınlatmak zorunda, bir avukat aydınlatmak zorunda. Tarafları aydınlatmak zorunda. Böyle bir yargılama olmaz. Böyle bir raporlama olmaz. İki satır raporu da paylaşabilirim aslında ama orada ismi geçenleri de çok töhmet altında bırakmak istemiyorum. İsim vermeden hepsini töhmet altında bırakayım daha iyi. Sayın Şener, toparlarsanız eğer. Tamam, bunu toparlayayım. En bilindik davalardan yakın zamanda zaten benzer kararlar mahkemelerden de çok fazla çıkıyor. Hüseyin Üzmez davasında önce daire küçük çocuğun akli dengesinin yerinde olduğu yönde bir yani ruh sağlığının bozulmadığı yönde bir rapor vermişti. Sonra kamuoyu baskısı, sosyal medya derken tekrar bozulduğu yönde bir karar vermişti. Bir ihtisas dairesine kaçak giriş yapmıştım. Eşimin doktorası yanmaz herhalde artık. Bayağı uzun zaman geçti. Onun sayesinde kaçak giriş yapmıştım. Babasının tacizine uğrayan küçük bir çocuğu böyle yuvarlak bir masada asistanlar, adli tıp öğrencileri ve bütün asistanların olduğu bir masada öyle ortaya tek başına oturtuyorlar 12-13 yaşında bir çocuğu. Ve sorular sormaya başlıyorlar. Sonra oradaki hoca dedi ki soruları sorduktan sonra çocuk çok utanıyor, eziliyor. Bu çocuğun dedi ruh sağlığında herhangi bir sıkıntı yok. Dosyayı kapatın gönderin. Asistanlar bir not aldı ve dosyayı gönderdi. Eğer o çocuğun ruh sağlığında bir sıkıntı yoksa dahi eminim bugünden sonra olmuştur. Ve şunu ısrarla söylüyorum, adli tıp kurumunda mutlaka ve mutlaka hukukçuların olması gerekir. Sadece hekimlerden kurulu bir yapı objektif bir değerlendirmeyi yapamaz. Bir hukukçu olsaydı, kurullarda bir hukukçu bulunsa çok daha farklı olabilir. Bu hususta bütün avukat arkadaşlarımız, bütün yargı mensuplarını göreve davet ediyorum. Tıpçı arkadaşlarımızdan da destek bekliyorum. Onlara zararımız olmayacaktır, faydamız olacaktır, buna eminim. Yargıtay kararları vesaire var ama onları okumayacağım. Zaten tepki paylaştığımızda bütün arkadaşlar görür. Mevzuata ilişkin diğer hükümleri de okumayacağım. Sunumum bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Şener'e hem süreye...